şarkını, benim sevdiğim sensin, senin sevdiğin beni. Türkünün bentlerine baktığımızda özellikle Kaş'la ilgili betimlemeler sevgilinin kadın olduğu yönünde ipuçları veriyor. Burada bağlantıda geçen ağam, paşam sözcükleri, seslenmeleri muhatabın erkek olduğunu söylüyor. Bu durumda aslında burada çok düzenli olmasa da bir karşılıklı konuşma, söyleşme söz konusu gibi duruyor aşıklar arasında. Bağlantıda aşık sevdiğinden mendil istiyor çünkü parmağı kanıyor. Sevgilinin mendili önemlidir tabii ki. Aşığın hem gönül yarası hem de parmağının ucunda bile olsa bedenindeki fiziksel yarası için. Ve asıl söylediği son iki dizede benim sevdiğim sensin ama senin sevdiğin hani nerede? Aslında bana beni sevdiğini söyle diyor bir bakıma burada aşık. İkinci dörtlük şöyle. Kaşların mildir yârim, gel beni güldür yârim. Aramız derya deniz, gönlümüz birdir yârim. Burada ilk dizede mil sözcüğü var. Repertuar kaydında da anlamı açıklanmış. Kemikten yapılan ve göze sürme çekmek için kullanılan bir araçtır mil. Bir anlamı bu. Burada kaştan söz ettiği için bu anlamı öncelenmiş olmalı repertuarda da. Ama bence milin başka anlamı kastediliyor olmalı burada. İnce uzun metal çubuk anlamına da gelir mil. Şiş gibi. Örgü örülen metal çubukları mesela şiş ya da mil derler. İlk dörtlükte kaşlarıyla yer alıyordu ya sevgili. Burada da o anlamı arayabiliriz. Kaşların hançer gibi, mil gibi, şiş gibi yaralayıcı, can alıcı anlamında. Ama zaten doldurma niteliğinde burası. Aslında diyor ki aşık, sen gelirsen ben gülerim, mutlu olurum. Gel de beni mutlu et. Çünkü aramız derya deniz. Aramızda çok mesafe, çok engel var. Ama gönlümüz bir. Birbirimizi seviyoruz. Bu da yetmese bile teselli ediyor beni diyor bir bakıma aşık. Üçüncü ve son dörtlük şöyle. Kaşların karadandır, hak bizi yaradandır. Arif olanlar bilir, bu sözler neredendir? Çok açık burası da bence. Diyor ki aşık, sevdiğim, senin kaşların karadır, siyahtır. Ve bizi yaratan, senin o kaşını, gözünü, güzelliğini yaratan, yaradan yani Allah'tır. Dolayısıyla senin güzelliğinin arkasında tabii ki ilahi irade var diyor. Ve elbette bu sözlerin nereden geldiğini, nereden kaynaklandığını arif olanlar yani sezgisi yüksek olanlar, halden anlayanlar bilir elbette. Ne kadar arifiz bilemiyorum ama bu sözlerin gönülden geldiğini, oraya da yaradan tarafından ilham edildiğini anlamak mümkün sanırım. Türkünün geneli için şunu söyleyebiliriz. Aslında sevgileri karşılıklı ama kavuşmalarına henüz biraz zaman varmış gibi görünen iki aşığın söyleşmesini yansıtan sıcak bir türkü. Kaşları oydu beni türküsünün ardından Erzincan yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyoruz. Türkü ola dile gele programına. Talip Özkan'ın derlediği türkü aynı zamanda kaynak kişisi de olan Ali Ekber Çiçek'in sesinden dinliyoruz. Hazin hazin esen seher yelleri. Thank you.
Aşkın hazinesen seher yılları, seher yılları hiç bülbül öter mi? Gül olmayınca, gül olmayınca her aşık dünyada murad alamaz, murad alamaz yanıp ateşlere. Gül olmayınca, gül olmayınca sen aşk var desin bu şehire, heyecan bu şehire arif olayım gönül hoş eyle, gönül hoş eyle. Her an enginlere akıp çoş eyle, akıp çoş eyle. Ummana varılmaz, sen olmayınca, sen olmayınca. Ummana varılmaz, sen olmayınca, sen olmayınca. Hazin hazin eser seher yerleri, hiç mi gül öter mi gül olmayınca? Her aşık dünyada murat alamaz, yanıp ateşleri kör olmayınca. Her ne kadar Mahlas bendi repertuar kayıtlarında yer almasa da biliyoruz ki Aşık Daimi'ye ait bir metindir bu. Daha doğrusu ona ait bir şiirin iki dörtlüğü. Aslında biraz daha geniş bakacak olursak Tayyip Sultan Abdal'a izafe edilen bir şiir vardır. Virane bahçede bülbül öter mi dizesiyle başlar. Daimi'nin bu şiiri hem üslup, hem tema, hem de içerdiği motifler, ayrıntılar bakımından sanki biraz da Pir Sultan Abdal'ın bu şiirine nazire gibi duruyor. Yani Pir Sultan'ın söz konusu şiirinden esinlenilerek söylenmiş gibi bu şiir. Aslında Aşık Daimi'nin bu şiiri 5 dörtlükten oluşuyor. Bu türkü için 1 ve 3. dörtlükler alınmış. 1. dörtlük şöyle: hazin hazin esen seher yelleri, hiç bülbül öter mi gül olmayınca? Her aşık dünyada murad alamaz, yanıp ateşlere kül olmayınca. Hazin, hüzünlü, üzgün demek. Seher, sabah gün doğmadan hemen önceki vakit. Bugün 19 Temmuz 2021, yarın Kurban Bayramı, bugün Arife. Hepinize sevgiyle selamlar.